İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz planlı iki çok önemli operasyon yaptı. Bunlardan bir tanesi yılbaşı gecesiydi. Ve yapılan operasyonda 7 adet son 15 gün içerisinde yapılmış 7 adet güneş enerjisi sistemleri, santrallerine hırsızlık olayını yapan il dışından gelen bir şebeke suçüstü yakalandı. 31 Aralık 2022 gecesi 13 ekip ve 80 personelle yapılan operasyonda 8 şüpheli çaldıkları kablolarla suçüstü yakalandı. Bir başka çete son 3 aydır şehrimizde Türk Telekom kablolarını kırsaldaki vatandaşlarımızın evlerindeki elektrikli tarım aletlerine, belediyelerin, yerel yönetimlerin ve diğer bazı kuruluşların logar kapakları gibi, kanalizasyon kapakları gibi demir aksamlarına dadanmıştı. 16 Ocak 2023 tarihinde 32 ekip 180 personelin katılımıyla çok büyük çaplı bir operasyon yaptık. Bu operasyonla 11 adres, yani 11 ikamet ve iş yerinde ve 4 araçta yapmış olduğumuz çalışmalarda 21 hırsızlık olayını aydınlattık. Bu bahsi geçen adreslerde sadece hırsızlık malları, ki bunları görüyorsunuz, bulmadık. Aynı zamanda 14'ü kısa dipçikli olmak üzere 20 adet tüfek görüyorsunuz. 5 adet tabanca, çok sayıda kesici alet, mühimmat ve bir miktar uyuşturucu ve tarih eser olduğunu düşündüğümüz bir adet yüzük, iki adet çalıntı motosiklet, bir adet çalıntı oto bulduk. 12 şüpheliyle ilgili işlem yaptık bu operasyonda. Yakaladığımız şüphelilerin 11'i 2 ile 62 suç kaydı olan kişilerdi. 12.si çok özel, o yüzden onu ayrıca söyleyeyim dedim. O şahıs bir inşaat şirketi olan bir şahıs ve bu şahıs bizim tespitlerimize göre organizatör, çete lideri olan bir şahıs ve sipariş üzere inşaat malzemeleri çaldırıyor ve bunları daha sonra pazarlıyor. O şahısı da gözaltına aldık. Adli işlemler devam ediyor. Malatya'mız özellikle hırsızlık suçları açısından çok rahatlamış oldu. Faili meçhul pek çok olay böylece aydınlatıldı. Böylece de aydınlatma oranları bakımından da Malatya Türkiye ortalamasının epeyce üstüne çıkmış oldu. Malatya halkımıza da buradan şunu ifade etmek istiyorum. Evlerinde rahat uyusunlar. Emniyetimiz, jandarmamız, tüm kolluk kuvvetlerimiz, başta hırsızlık olmak üzere tüm suçlarla etkin bir şekilde mücadeleye devam ediyor. Planlı operasyonda genelde her iki bölgeden de var ve kurumlara ait enerji santralleri. İkincisinde de daha çok Battalgazi ilçemizde kırsal alandaki su motorları, kablolar, onun dışında silah malzemeleri var. Burada silah yaptığını, değiştirdiğini belgeleyen aparatlar da ele geçirildi. Yine hırsızlıkta kullandıkları malzemeler. Toplam her iki olayda 21 olay aydınlatılmış oldu. Birinci olayın ele geçen malzemeleri adliye emanete teslim edildi. Birinci olaydaki 8 şüphelinin tamamı tutuklandı. Bu olayda gözaltına alınanların halen tahkikatı devam ediyor. Mahkemeye sevki daha sonra olacak. Özellikle bakır fiyatlarının artmasından sonra ya da bu güneş enerji sistemlerinin son dönemde yaygınlaşmasından sonra böyle sipariş üzere hırsızlık yapılmaya başlandı. Yani bunun özellikle ticari ucunu, yani çalıntı mal satma boyutunu çok iyi değerlendirmemiz lazım. Çünkü biraz böyle bir illegal bir zincir oluşmaya başladı son zamanlarda. Bununla ilgili çok iyi bir çalışma yapıldı. Planlı bir dosya bu. Çok detaylı çalışıldı. Dolayısıyla bu bir adi, basit bir hırsızlık değil, bir şebeke işi olarak tespitlendi ve bu şekilde adliyeye sunuldu.
Thank you.